Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Jack Martin marka araç için double tape incelemesi yapacağız. Keyifli izlemeler. Evet arkadaşlar, tape'imiz benim kontağa bağlı. Açıldığı an direkt kontağı çevirdiğimizde açılıyor ve aracı için logomuz gösteriliyor. Dilerseniz bu logo tabii ki değişiyor. Öncelikle üstündeki tuşlardan başlayayım. Ses açıp kapatma tuşumuz burada. Şarkı ileri geri ve kapatma tuşumuz da burada. Bu kapatma tuşu aynı anda mod geçişlerini sağlıyor. Buna bir kere bastığınız zaman USB, radyo, Bluetooth arasında geçişleri sağlıyor. Ana ekrana döndüğümüzde şu şekilde bir menüsü var. Buradan radyo, müzik, video, fotoğraflarınıza, USB içindeki dosyalarınıza, Bluetooth'a, ayarlara ve dilerseniz direksiyon kumandanızı da buradan tanıtabiliyorsunuz ve polling dedi, yani ekran yansıtmayı da buradan kullanabiliyorsunuz. Diğer tarafta burada parlaklık ayarımız var. Buna bastığımız zaman parlaklığı düşürüyor. Bir kere daha bastığımızda ekranı kapatıyor. Yolda giderken falan ekran ışığı sizi rahatsız etmiyor. Bir kere dokunduğunuzda tekrar açılıyor. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere Bluetooth bağlantısı nasıl yapılır onu göstereyim. Şu şekilde Bluetooth menüsüne girdiğiniz zaman Car Bluetooth diye direkt çıkıyor zaten. Buna bastığınız zaman direkt olarak cihazınızla eşleşiyor ve Bluetooth menüsüne girdiğimizde şu şekilde bir menüsü var. Buradan dilerseniz arama yapabiliyorsunuz. Dilerseniz rehberinizi buraya indirip rehberinizdeki kişileri direkt olarak burada görüp arayabiliyorsunuz. En sonunda müzik menüsünden buradan da şarkı geçişlerinizi, dinlediğiniz müzikleri burada görebiliyorsunuz. Ürünün teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse ekran genişliği 7 inç LCD bir ekran sahip. Desteklediği formatlar ise MP3, MP4, MP5 formatları destekleyebiliyor ve video oynatabiliyorsunuz. Hafıza kartı okuyucu, microSD okuyucu da mevcut. Bluetooth bağlantısı ve mirroring, yani ekran yansıtma özelliği de var bu tape'imizde. Çıkış gücü olarak da 4x45 wattlık kanal çıkışı var. Ve bir adet uzaktan kumandası bulunuyor cihazımızın. Girişlerimiz burada bulunuyor. Bir adet USB, AUX ve SD kart girişimiz var. Şimdi dilerseniz USB'yi takıp test edelim. Zaten direkt USB'yi taktığımız zaman USB menüsüne geçiyor. Burada gördüğünüz gibi şarkının adı, ileri geri ve karışık oynatma gibi özellikleri burada kullanabiliyorsunuz. Buradan bir geri gelerek USB içindeki listeleri, videolarınızı, fotoğraflarınızı ve klasörlerinizi burada görebiliyorsunuz. Burada da MP4 formatında video oynatabiliyorsunuz. Bir diğer özellik olan direksiyon kumandası özelliği, nasıl kullanacağınızı göstereyim. Direksiyona girdiğimiz zaman burada çeşitli tuşlar gözüküyor. Şimdi benim direksiyonumda tuşlar olmadığı için bu özelliği göstermeyeceğim ama size nasıl yapıldığını anlatayım. Mesela ses açma tuşunu atamak için ses açma tuşuna basıyorsunuz ve direksiyonunuzdan da ses açma tuşuna bastığınız zaman bu ikisi eşleşiyor ve onaylayarak bunu kaydedebiliyorsunuz. Diğer tuşlarınızı buradan kaydedebiliyorsunuz. Ayarlar menümüze geldiğimiz zaman da ses, dil ve diğer ayarlar, radyo ayarları, direksiyon kontrolü ve saat ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Ses ayarlarına girdiğimizde buradan ses dengesini ve equalizer ayarlarınızı yapıyorsunuz. Dil ayarlarından dilleri ayarlayabilirsiniz. Diğer ayarlarda ise yazılım güncellemesi, ürünü resetleyebilirsiniz. Görüntü ayarları, LED ışık ayarları, arka plan ayarları ve logoyu buradan değiştirebilirsiniz. Logo kısmına girdiğimiz zaman da burada sizin aracınıza özel tape açtığımız zaman gösterilen logoları buradan seçebiliyorsunuz. LED ışık ayarına geldiğimiz zaman da buradan da şuradaki tuşların ayarlarını dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Burada rengarenk yapabilirsiniz. Otomatik değişiyor ya da buradan istediğiniz renkleri gördüğünüz gibi burayı değiştirebiliyorsunuz. Buradan da görüntü için parlaklığınızı, kontrastınızı burada ayarlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi tape'imizin bir diğer ve bence en kullanışlı özelliğini gösteriyorum. Bu da mirroring özelliği, yani ekran yansıtma. Bunun için şarj kablomuzu USB bölümüne takıp diğer ucunda telefonumuza taktığımız zaman direkt olarak telefon ekranımızı tape'imize yansıtıyor.
Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi buradan dilediğiniz videoyu açıp dilediğiniz şekilde klipli bir olarak izleyebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi dilediğiniz şarkı ve videoları ekrana yansıtıp dilediğiniz şekilde izleyip dinleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdilik bu video bu kadardı. Ben teyitten oldukça memnunum. Sizler de aşağıda bıraktığım linkten satın alabilirsiniz. Ürünle ilgili merak ettiklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi bay bay.